Evet sayın seyirciler, Kars Ardahan Iğdır'ın en büyük kaz yetiştirme çiftliğinin sahibi güzel Mesut kardeşimizle bir röportaj yapacağız. Bu kazlar hakkında ülkemizdeki insanların tadabilmesi için, faydalanabilmesi için birkaç tane bize ipuçlarını verecek. Buyurun efendim. Kaz üretimi çok meşakkatli bir iş aslında normalde. Öyle sıradan herkes yetiştiremez. Bunun peşinde koşmak lazım. Besine dikkat etmek lazım. Yağ oranını nasıl tutuyoruna dikkat etmek lazım. Bununla beraber biz bunları yavruyken zaten kendimiz üretiyoruz. Ta ki kesilene kadar peşinde koşuyoruz. Meşakkati yüksek olan bir iş. Kazımızın iyi ve lezzetli olmasının en önemli sebeplerinden birisi özellikle arpa yemesidir. Eğer arpa yemeyen bir kaz varsa şöyle ekmektir, odur, budur onunla beslenen kazdan tat beklemeyin. Kesinlikle güzel olmaz. Biz bu kazı kestikten sonra da ne yaparız? Güzel belirli bir süre içerisinde kurutmasının özellikle baskısı vardır. Su tuzun alabilmesi için. Daha sonra normalde bu kazımızı belirli bir sürede işte 10 günlük, 15 günlük süreler içerisinde normalde eskiden kar vardı belki aylarca, yıllarca duruyordu. Yani kar olduğu için karla güneşin bir araya gelmesiyle kazda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermiyordu. Fakat şimdi maalesef ki kar artık yağmıyor. Hepimiz buna şahitiz. Kar olmadığı zaman da biz kazlarımızı asıp kurutacağımız zaman içerisinde de normalde 10 günlük bir süre içerisinde kurutma yaparız. Ondan sonra normalde bizim soğuk hava depolarımız var. Soğuk hava depolarımızı alırız. Orada iyice tuzunu yedikten sonra belirli bir süre sonra içerisinde de siparişi göndeririz. Peki kargosunu, lojistiğini İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlere nasıl yolluyorsunuz? Soğuk frigo arabalarla mı yoksa nasıl geliyor? Ya şimdi birkaç yere normalde o şekilde gönderdiklerimiz var. Fakat normalde genel manada otobüs bir gün içerisinde geldiği için kaz zaten normalde tamamen donmuş bir şekilde olduğu için. Soğutucu termosların içinde. Tabii herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Buraya geldiği zaman zaten derin dondurucular işte büyük şeylere İstanbul'a, Ankara'ya vesaire İzmir bölgelere geldiği zaman keseriz normalde yani derin dondurucuya koyarız. Orada muhafaza ederiz. Talep ve isteğe göre, sayıya göre de hareket ederiz. Zaten iklim soğuk, hava soğuk, bir şey olmuyor alanda. Kesinlikle öyle. Kesinlikle elinize öyle. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun.